Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma diyorum. Ben Refiye. Evet arkadaşlar, bugün daha önce hiç yapmadım benim kanalımda hiç denemediğimiz bir açılımı yapacağız. Kendime denedim arkadaşlar, çok ilginç ve eğlenceli bir açılımdı. Aslında destekleyici de çıktı. Karşı tarafın söylediği ama ne alaka ya falan dediğim şeyleri kartlar bana söyledi. Evet, karşımızdaki kişi, aklımdaki kişi, kalbimdeki kişi beni nasıl görüyor? Bizler ya ben buyum diyebiliriz ama karşı tarafa acaba nasıl bir enerji gönderiyoruz ki onların kafasında bizimle ilgili nasıl bir görüntü oluşuyor? Çok fazla uzatmadan kestirme kestirme anlatacağım arkadaşlar. 3 tane destemiz var. Birinci destemiz ışık yani tarot destesi ve şöyle horozumuz var. İkinci destemiz arkonum destesi ve şöyle evimiz. Üçüncü destemiz ise sihirbazların tarot destesi ve kaplumbağamız var arkadaşlar. Ama öncesinde kanalıma abone olur, bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her hafta sonu cumartesi veya pazar günleri yaptığım soru cevap şeklindeki sizlerden gelen soruları cevaplandırdım. Canlı yayınımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, özel danışmanlık için bütün videolarımın altında WhatsApp iletişim numarasından mesajla iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu hafta sonuna kadar tek bir konuyla ilgili yapacağımız açılımlar 70 lira olarak devam edecek. Bu hafta sonundan sonra ise bütün seanslarımız 100 liraya çıkacak arkadaşlar. Bunu da duyurmuş olayım. Ve evet, bütün arkadaşlarım için, bu videoya gelen tüm arkadaşlarım için diyorum ki şifa benden çıksın, ihtiyacı olanı bulsun diyorum. Ve sizler de Reiki şifa enerjisini kabul ediyorum Refiye'den gelen diyerek şifayı kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Bu şu şekilde algılanmasın kesinlikle. İşte abone olmadım. Bana şifa gelmeyecek mi ya da çıkanlar bana uyumlanmayacak mı gibi bir şey değil kesinlikle. Reiki'de araştırırsanız sizler de görürsünüz arkadaşlar. Reiki şifa enerjisinin bizden başka birisine şifa verebilmesi için uğraşıyorum şu anda desteğiyle ilgili. Allah Allah, bulamadım destemi. Evet, işleyebilmesi için şifa gönderenden gelen enerjiyi şifa isteyen kişi kabul etmeli arkadaşlar. Onun için yoksa başka bir şey yok. Ama tabii ki videomun altına şifa oldu yazarsanız sevinirim arkadaşlar dedikten sonra hadi birinci desteğiyle başlayalım. Birinci desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişi bu desteği seçen arkadaşlarımı nasıl görüyor, nasıl anlatıyor? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyorum. Haydi bakalım. Aziz. Çok ilginç. Kupa yedilisi. Şimdi. Evet arkadaşlar, burada ilk başta diyor ki bir defa çok farklı enerjiler gönderdiğinizi söylüyor. Sizi çözmekte sıkıntı yaşadığını söyleyebiliriz. Aziz kartıyla beraber örf, adet ve geleneklerine bağlı birisi olduğunuzu, özellikle aileye bağlı olduğunuzu, belli kalıplarınız olduğu, hayata bakış açınızda işte benim şöyle şöyle sınırlarım vardır, ötesine geçmem diyen bir yapınız var diye düşünüyorum. Ve evet, o kolay kolay bu yapılarını kırmaz. İlk algıladığı, sizi ilk gördüğü zamanki aldığı enerji bu. Ama ondan sonra özellikle bazı konularda net olmadığınızı, karar vermekte zorlandığınızı, özellikle duygular konusunda duygularınızı çok fazla açığa çıkarmayan birisi olduğunuzu düşünüyorum. Para dokuzlusuyla beraber gerçekten saf, temiz bir enerjiniz olduğunu ki burada beyaz bir elbiseyle resmedilmişsiniz. Ayrıca burada beyaz bir kuşla beraber tabii ki öncelikle tılsım dokuzlusuyla beraber
Maddi olarak gerçekten başarılı biri olabilirsiniz. Kendi paranızı kazanıyor olabilir veya parayı çok iyi kullanıyor olabilirsiniz. Şimdi çok çok büyük paralara gerek yok. Bazı kişiler gerçekten çok kısıtlı parayla mucizeler yaratabilirler ki günümüz Türkiye'sinde öyle olması gerekiyor. Evet, yani para konusunda çok becerikli, hamarat birisiniz. Aynı zamanda barışçıl bir insansınız. Yani saf düşünen, temiz düşünen, hatta insanları kendiniz gibi bildiğiniz için art niyetleri insanları çok fazla fark edemeyen birisi olduğunuzu düşünüyorum. Şimdi buradan mesela budala kartıyla beraber, yani sıfır kartıyla beraber aslında özellikle şu kart. İçinizde, sizin içinizde bir potansiyel olduğunu, gerçekten kendinizi çok rahat böyle özgürlüğe bırakamadığınızı, duygularınızı ve düşüncelerinizi bastırdığınızı düşünüyorum. Özellikle yaşamak istediğiniz hayatı tam yaşayamıyorsunuz. Çünkü millet ne der, el alem ne der gibi bir çekinceniz olduğunu düşünüyor sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda sizin böyle manevi değerlerinizin çok yüksek olduğunu, maneviyat olarak manevi değerlere önem veren, işte toplumsal değerlere önem veren birisisiniz. Evet, devam edelim. Evet, kendinize ait bazı hobileriniz olabilir. Belki de bir kısmınızın toplumsal olarak hiç alışılmadık, böyle farklı gelebilecek, değişik gelebilecek, kendinizi iyi hissettiğiniz bazı hobileriniz olabilir. Aynı zamanda gerçekten kendinize çok bakan, işte saç bakımına önem veren, kişisel bakımına önem veren ve duruşuyla özellikle planları olan, yani hayata karşı duruşunuzu çok beğeniyor, hayata karşı dimdik duran birisi ve geleceğe dair bitmez tükenmez bir planları var diyor. Aynı zamanda çok adil olduğunuzu, hakkaniyetli davrandığınızı, yeri geldiğinde kendinizi de gayet iyi eleştirebilen birisi diye nitelendiriyor. Kendi hayatınızda, etrafınızdaki kişilerle ilgili olsun, her konuda hak, hukuk ve adalete önem veren, değer veren birisiniz. Ayrıca toplumsal, yani sizin dışınızda bir şey gerçekleştiğinde de başka birisi haksızlığa uğradığında da buna sessiz kalmayan, tepkisini koyan birisiniz. Ama bazen geliyor gerçekten böyle çok çabuk modunuzun düştüğünü, moralinizin bozulabildiğini söylüyor. Özellikle yakınlarından beklemediğiniz kişilerden böyle bir söz duyduğunuzda veya size ters gelen bir davranışla karşılaştığınızda çok üzülüyorsunuz. Çünkü ben gerçekten herkese değer veren, uğraşan, çabalayan birisiyim. Bunun karşılığı bu olmamalıydı gibi tavırlara bürünüyor olabilirsiniz ki ve arkadaşlar illa böyle olmanıza gerek yok. Karşı tarafın aldığı enerji bu sizden. Yani ya evet bu şekilde görüyorum diyor. Eğer diyor onun sınırlarını geçmeye çalışırsan, onun aklına, mantığına, hayatına uymayan bir şeyler yapmaya çalışırsak veya önüne onun kabul etmeyeceği çizgilerini geçen, sınırlarını geçen bir şeyler olursa gerçekten buz gibi soğur. Yani o evet yardımsever, saf, herkesi kendi gibi bilen, haklı, hak ve adalete önem veren birisi ama eğer ki birisi ona yanlış yaparsa kesinlikle tamamen orada bitirebilir. Arkasını döner ve arkasını döndüğü zaman
kesinlikle onu bir daha geriye döndürmek çok zordur. Evet, burada diyor ki özellikle onu üzersem, ona yanlış yaparsam, o bana sırtını dönerse onu bana döndürmek çok zor, bunu biliyorum. Bu yüzden de zaten bir kısmınız için arkadaşlar şey diyor. Yani onun diyor biraz daha dengeye gelmesini bekliyorum. Bir şey yapmış herhalde. Burada özellikle buna çok vurgu yapıyor. Yani evet. O şu anda çok kızgın. Bana da başkasına da ona yanlış yaptığımı arkasını döner ve onu ikna etmek çok zordur. Biraz bir şeyler yumuşasın, dengeye gelsin. Ondan sonra bir şeyler düşünüyor. Ama tabii ki burada onu söylemiyor. Devam edelim. Söylüyor. Bu açılım bu değil lütfen. Şimdi şöyle, evet, biraz kendine çevirdi işi diyebilirim. Evet, şu anda bana çok kızgın olabilir ama o gerçekten sabırlı birisi. Eğer birisinin elini tuttuysa kolay kolay o eli bırakabilecek birisi değil. Ben bunu biliyorum, buna inanıyorum. Onu da bunu gördüm. Şu anda çok üzgün ve aramızdaki bazı şeylerin bittiğini düşünse de beni, bakın, her iki kartta da bekleme. Yani o sabırlı biridir. Sabreder ve zaten burada bir maneviyatınızın olduğuna da inanıyordu. Bazı şeylerin hissettiğinizi, hissedebileceğinizi de bilen birisi. O zaten içinde biliyor ve beni bekliyor. Sabreden, bekleyen birisi, sabırla istediğine kavuşmak için bekleyen biri ve biliyor ki gerçekten bir başlangıç olacaksa, bir potansiyel varsa, bir şeyin olabilme ihtimalini gördüyse ki asasıyla başlangıçlardır. Bütün as kartları bir başlangıçtır, bir fırsattır ve burada o başlangıcı gördü, biliyor, aramızdaki bağı da biliyor. O yüzden sabreden ve alacağını almak için azimle bekleyen birisi diyor arkadaşlar. Birinci deste bu şekilde. Evet, sizi tertemiz, barışçıl, yardımsever ama özellikle örf, adet ve geleneklerine önem veren, sınırları çizgileri olan ve bu sınırları çizgilerin geçilmesini çok da hoş karşılamayan birisi olarak gördü. Parayla ilgili gayet akıllıdır, güzel, hamarattır bu konuda da dedi. Şimdi ikinci desteğe geçelim arkadaşlar. İkinci desteği seçen arkadaşlarımızın aklındaki kişi, bu desteği seçen arkadaşlarımızla ilgili, daha doğrusu bu desteği seçen arkadaşlarımızı nasıl görüyor? Hiç yapmadığımız için bu açılımı arkadaşlar. Evet, bu desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişi, bu desteği seçen arkadaşlarımı nasıl görüyor? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyorum dedik. Ve başlıyoruz bakalım ikinci deste için. Çok ateşli birisi. Ona baktın mı gerçekten saçının telinden ayağının tırnağına kadar ateşli biri olarak görüyorum. O istedi mi, o arzuladı mı her şeyi yapabilir, her şeyi başlatabilir ve bitirebilir. Hayatınızı biliyorsa özellikle arkadaşlar buradan zaten bakın yine aynı. Yani yine değnek kraliçesi olarak çıktınız. Burada özellikle geçmişte bazı sıkıntılar yaşadıysanız o hikayenize bir gönderme yapıyor. Diyor ki evet, geçmişte çok acılar çekmiş, birçok ihanete uğramış. Her ne kadar bu kadar ihanete uğradıysa da kendisi bir kraliçe olarak ayakta. Evet, biraz inatçı görüyor sizi.
hırslı olabilirsiniz. Konuşkan, gerektiğinde yani bir konuda hakkınızı savunmak için kavga yapabilen, biraz ani parlamaları olan ama dürüst olan birisi olarak görüyorum. Haksızlığa kesinlikle tahammülünüzün olmadığını düşünüyor. Güçlü, iyi bir insan, iyi bir dost olduğunuzu görüyorum. Etrafınızdaki arkadaşım, dostum dediğiniz kişilere sadık ve gerçekten mükemmel bir dosttur o diyor. Ve çok iyi organizatörlük yapıyorsunuz. Bir şeyi kafanızda bir şey yapılacaksa hemen organize edebiliyorsunuz. Herkesi toplayabiliyorsunuz. Becerikli birisiniz ve kolayca her şeyi halledebiliyorsunuz. Burada biraz şey var. Mesela tılsım beşlisiyle beraber şöyle bir durum var. Parayla ilgili evet çok güçlüsünüz, çok kuvvetlisiniz ama bazen şey söyleyin tam kelime hesap yapmakta sıkıntı çekiyor olabilirsiniz. Harcamalarla ilgili sıkıntı çekiyor olabilirsiniz. O da bunun gözünden kaçmamış diyebilirim. Evet ama ne olursa olsun onun gözünde İmparator veya imparatoriçesiniz. Yani gerçekten güçlü, kuvvetli, yardımsever. Ama şurada bir şey var arkadaşlar. İstediğine gerçekten çok yardımsever, eli açık birisiniz. Ama istemediğinize ise kesinlikle sınırlarınızı çizen ve o sınırlardan geçirtmeyen biri olduğunuzu söylüyor. Ve barışçıl bir insansınız. Evet burada gerekirse hakkınızı savunmak için tabii ki kavga yapan birisiniz. Ama sizin kuyruğunuza kimse basmadıktan sonra kimseye bir tartışma, sıkıntı yaratacak biri değilsiniz. Barışçıl birisiniz. Evet çok acılar çekmişsiniz, çok sıkıntılar çekmişsiniz. Onun gözünde bu kadar sıkıntılar çekmenize rağmen hayata bakış açınız çok farklı. Umut dolu ve umut veren bir bakış açınız olduğunu düşünüyor. Ve yani gerçekten böyle çok güzel görüyor. Zaten burada bir kılıç kraliçemiz var. Tutku akıyordu her yerinden. Böyle bir asla beraber alev alev bir görüntü var. Ona göre sizi nasıl görüyor dersek bu 5 kartta çok acılar çekmiş. Bu kadar acılar çekmesine rağmen dimdik ayakta duran, küllerinden doğan bir anka kuşu gibi görüyor ve çok nasıl diyeyim tam bir dişi olduğunuzu düşünüyor. Çok güzel olduğunuzu düşünüyor. Evet. Şimdi pardon. As süper yani. Hem ateşli hem duygusal. Aslında şöyle bir şey var. Benim aradığım her şey onda var gibisine bir söyleyiş tarzı arkadaşlar. Evet, ateşli olduğu kadar, tutkulu olduğu kadar da duygusal birisi. Duygusal birisi ama şöyle bir şey var. Geçmişte yaşadıklarınızdan dolayı sizin aslında çok fazla güvenemediğinizi. Çünkü geçmişte güvendiğiniz kişiler sizi hep sırtından bıçaklamış. Ve bu yüzden kalbinizi açmakta, birine inanmakta ve güvenmekte zorluk çektiğinizi düşünüyor. Ve bu yüzden korktuğunuz için adım atmakta sıkıntı yaşıyorsunuz. Evet, adım attığınızda karşınızdaki kişiden beklediğiniz, beklentileriniz karşılanmadığındaysa tamamen bitirebiliyorsunuz diye düşünüyor. Burada birinci destede de böyle bir enerji vardı. Demek ki dişiler şu anda bu enerjide.
Sen benim beklentimi karşılamıyorsan yeter kardeşim, beni yeterince oyaladın. Bekle bekle nereye kadar? Bekle bekle nereye kadar? Hayatımızı kazığa mı bağladık? Tavrına girmiş olabilirsiniz ve şu anda bu şekilde görüyor sizi. Diyor ki eğer onun istekleri karşılanmazsa, eğer ben onun için mücadele etmezsem hemen bitirebilir. Evet, duygularını saklayan birisi. Ama onunla bir bağım var diyor. O kelimeler kullanmadan da bazı şeyleri anlatabilen birisi. Yani mimiklerinizi çok kullanıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu desteği seçen arkadaşlarımız mimiklerini çok kullanıyor olabilir. Ve bu yüzden diyor ki onun konuşmasına gerek yok. O istediğini çok rahat anlatabilir. Benim de mesela sol kaşım kalkar arkadaşlar, refleks istemeden böyle bir canımı sıkan bir durum oldu mu tık böyle biri kalkıyor falan. Şimdi evet, burada bakacak olursak, her ne kadar duygularını saklasa da gizlese de ne yazık ki içinde yaşıyor. Kırgınlıklarını, üzgünlüklerini içinde yaşıyor. Tam anlamıyla çok fazla kendini bu konuda ifade etmiyor. Birilerini kırmaktan çekinen birisi. Çekinmekten, birilerini kırmaktansa susmayı tercih ediyor ve o çok çalışkan birisi. Gerçekten çok çalışkan, emek veren, titiz, işinde gayet ciddi, titiz çalışan birisi. Ve burada yine böyle bir sevecenlik, bir hanımlık, böyle burada bir tutku var ama işinde gücündeyken tam tersi bir enerji veriyor. O kesinlikle işini titiz yapar, çalışkan, işle ilgili konularda kesinlikle güvenilir birisi diyor ve çok yardımsever diyor. Burada tasım altılısıyla beraber ki burada İmparatoriçe kartında da bu vardı. Gerçekten kendine çok olan şeyi paylaşır. Paylaşımı seven birisi. Ama yine bakın aynı enerji burada da vardı. Birinci destede de aynı şey vardı. Yani yıkar gider. Eğer birisi ona yanlış yaparsan illa bu sevgili olmak zorunda değil. Belki eskiden bu şekilde değildiniz çünkü burada da bir kimseyi kırmamak için duyguları saklama durumu var. Artık belki bu duyguları sakla bir volkana dönmüş olabilirsiniz. Artık beni onu üzeni, onu kıranı, ona yanlış yapanı hiç ama dinlemeden yıkıp geçiyor dedi, arkasında bırakıyor dedi. Evet arkadaşlar, ikinci destede de bu şekilde çıktı. İkinci desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişi, bu desteği seçen arkadaşıma hem duygusal hem tutkuları kuvvetli birisi ve tam bir dişi olarak nitelendirdi diyebilirim. Gözünde imparatoriçe, muhteşem görünüşü olan, beni gerçekten heyecanlandıran kişi o. Gayet güzel duruşu, görünüşü, her şeyiyle mükemmel bulduğunu söylüyor. Ve o hakkını savunur. O gerektiğinde kavga da yapar ama gerçekten yardımsever, yardıma ihtiyacı olanlara da yardım eden dedi. Eğer ki yanlış yapan birisi varsa artık onları gözü görmez siler geçer dedi. Ve geldik biz de üçüncü desteğe arkadaşlar. Şöyle bir kahvemden içeyim. Bakalım bu desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişi, bu desteği seçen arkadaşımla ilgili ne düşünüyor diyecektim yine. Bakın hep aynı şey. Evet, üçüncü desteği seçen arkadaşlarımın aklındaki kişi, bu desteği seçen arkadaşımı nasıl görüyor? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyoruz.
Arkadaşlar bugün İzmir'de acayip bir sıcak var. Anlayamadığım bir sıcak var. Devam ediyoruz. Ha, çok ilginç. O dedi duygularını vermekte, duygularını göstermekte çok cimri birisi dedi. Biz hep onları suçluyoruz. O da sizin için öyle dedim. O çok fazla duygularını paylaşmayı sevmez. Herkese hayatını anlatmaz, özelini anlatmaz. Herkesi de sevmez. Kolay kolay onun hayatına girilmez. Hayatına herkesi almaz. Bu illa sevgili anlamında değil, dost, arkadaş anlamında da herkesi kolay kolay hayatına almaz dedi. Çok fazla düşünüyor diyor. Çok fazla düşünüyor, kafasında çok kuruyor. Sürekli bir kafada kurma durumu, geleceği planlama, geleceğe dair endişeleri olan birisi. Öyle diyor. Ve dünya kartıyla. Ama o mükemmel birisi. O gerçekten dünyanın ta kendisi. Birleşebileceğim, tamamlanacağım. Aynı çatı altında yaşayabileceğim tek kişi o diyor arkadaşlar. Kendinize çok güzel baktığınızı, daha doğrusu öz bakımınıza önem verdiğinizi, işte süsünüz püsünüz diyebilirim veya ne giyerseniz size çok yakışacağını düşünüyor. Her giydiğiniz üstünüzde muhteşem duruyor olabilir. Saçlarınıza bayılıyor. Yani burada tabii hepiniz değişebilir. Burada bir de kılıç kraliçemiz var. Kiminizin saçları koyu ama genelde bir uzun saç, işte omuzlarda bir saç olma durumu var. Evet, sizin görünüşünüze bayılıyor. Sizi muhteşem buluyor. Çok çok güzel buluyor. Ve şöyle bir şey. Burada dünya kartındaki kadında saf bir enerji var arkadaşlar. Yani burada dişilik yok veya soğukluk yok. Daha bundan daha ziyade böyle bir saf bir enerji, birleştirici, bir araya getirici, çözüm üreten birisi. Evet, size sorunları gayet rahat ve kolaylıkla çözen, aslında iletişimi kuvvetli, anlaşabilen birisi diye düşünüyorum. Ama diyor ki bazen ne dediğini ya da bana karşı ne hissettiğini anlamıyorum diyor. Bana karışık sinyaller gönderiyorsun diyor. Yani anlayamıyorum. Benimle ilgili ne düşünüyorsun? Beni seviyor musun yoksa sevmiyor musun? Nefret mi ediyorsun? Anlayamıyorum diyor. Zaten çok ilginç bakın. Bir dünya kartı ve bir Kılıç Kraliçesi'nin arasında çıkmış bu kart ve haklı yani sonuçta. Burada da yeri geldiğinde çok sert birisin. Gerçekten senden korkuyorum diyor. Acımasız kararlar alabiliyorsun. Acımasızca davranabiliyorsun. Hiçbir şekilde duygularından, yüzünden, mimiğinden ne düşündüğüne dair hiçbir emare iz alamıyorum diyor. Bazı konularda çok zorlayıcısın. Yapamayacağım, şu anda yapamadığım konularla ilgili üstüme çok geliyor ve orada bana bir set çekiyorsun diyor. Akıllısın, kesinlikle akıllı olduğunuzu düşünüyor. Pratik olduğunuzu, mantıklı, özgüvenli olduğunuzu düşünüyor. Kültürlü olduğunuzu düşünüyor. Evet, giyimde de çoğu zaman rahat giyinmeyi sevdiğinizi düşünüyor. Şimdi bazen gerçekten hal ve davranışlarından, sözlerinden, gözlerinden bana karşı duyguların olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde görünüyorsun. Ve
Gerçekten burada da zaten şöyle çok güzeldi. Burada aynı zamanda saf bir dünya kartında saf bir enerji olarak görürken sizi, buradaysa şeytan kartıyla beraber sen çok nasıl diyeyim ateşli birisin diye düşünüyor ve şeytan kartıyla beraber size bağlandığını, yani sen benim bağlanabileceğim tek kadınsın, bağlanabileceğim tek kadın olarak görüyorum seni diyor. Yani sana hissettiğim tutkuları, arzuları başka hiçbir kadına duymadım. Bağlanabileceğim tek kadın sensin. Bağlanabileceği kadın olarak görüyor. Şöyle bir şey. Sizin özellikle bazı çizgileriniz var arkadaşlar. Bunu dile getirmiş olabilirsiniz. Bana yalan söyleyeni, beni aldatanı asla affetmem. Sizi öyle görüyor. Diyor ki, onu aldatırsanız, onu kandırırsanız, ona yalan söylerseniz sizi asla affetmez. Bu şekilde görüyor sizi. Ve gerçekten problemleri çok kolay çözebilen, problemler üstünde düşünen ve çözene kadar da uğraşan birisi olarak görüyor. Çalışkan birisi olarak görüyor. Yani hatta kiminiz için gece gündüz çalışıyor diyebilir. Çok fazla üstünde yük var. Sizin üstünüzde çok fazla yük olduğunu görüyor. Biraz yatıp dinlensen diyor. Yani dinlenmediğinizi görüyor. Çok çalışıyorsunuz. O çok çalışıyor diyor. Bakın yine. Ve bazı kalıplardan çıkamıyorsunuz. Sen diyor, bazı kalıplarım var. Özellikle toplumun dayattığı kalıplardan çıkamıyorsun. O kalıplar içinde sıkışmış kalmışsın. El alem ne der, toplum ne der, o ne der, bu ne der diye çok fazla düşünüyorsun. Bu yüzden bazı şeyleri yaşamakta gecikiyorsun diyor. Sizi örf ve adetlere, gelenekleri çok sıkı bir şekilde bağlı olarak görüyor diyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet, bugünkü açılımımız bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle, aşkla kalın.